Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli partili yol arkadaşlarım, değerli basın mensupları ve ekranları başında bizleri izleyen çok değerli Eskişehirli hemşehrilerim. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girmeye hazırlandığımız süreçte çok önemli bir seçime gidiyoruz. İlk yüzyıl şanlı tarihimizi yazdığımız, Cumhuriyet değerlerini yeşerttiğimiz, ancak son 21 yılda tüm Cumhuriyet kazanımlarının iktidar tarafından yok sayılmaya çalışıldığı bir yüzyıl gibi. AKP iktidarın ülkemizi getirdiği durum ortada. Soğan olmuş 30 lira. En büyük paramız 200 lira ile 1 kilo et alamıyoruz. Mutfaklar yangın yeri. Kadınlar her gün çocuklarını nasıl doyuracaklarını düşünüyorlar. Dişinden tırnağından arttırarak okuttukları evlatlarının iş bulamadığı dönemde bizleri telefonla arıyorlar. Sokakta bizleri gördüklerinde ağlıyorlar. Diyorlar ki çocuklarımızın geleceği ne olacak? Kadınlar ise hepimiz çok endişeliyiz. En büyük kazanımız olan İstanbul Sözleşmesi'nden sadece bir erkeğin iki dudağın arasından çıkan bir kararla ansızın gece yarısı çıkıverildi. Ne diyorlardı? İstanbul Sözleşmesi'ni koruyacak kadınları. Bizim 6284 adlı yasamız var diyorlardı. Ne oldu peki? Seçimi kaybedeceklerini anlayınca oy pazarlığı uğruna Hüdapar'la yeniden Refah'la kol kola girmekten hiç de çekinmediler. Ülkemizde sadece kadınlar değil, herkes endişeli. Bakın, gençler yurt dışına kaçmanın yollarını arıyorlar. Ah diyorlar, bir fırsatını bulsak da kapağı yurt dışına atabilsek. Yazık değil mi bu ülkenin insanlarına? Biz esnafı dolaşıyoruz, elektriklerini yakmadan içeride oturuyorlar, elektrik parasından korkuyorlar. Çoğu esnaf elemanlarını çıkartmış, tek başına dükkanını idare etmeye çalışıyor. Dükkanımı yarın nasıl açarım endişesini taşıyor. Sanayi ise ülkenin ekonomik koşullarında yatırım yapmaktan korkar hale geldi. Çiftçi, ekeceği ürünün ne edeceğini bilmeksizin yüksek girdi maliyetleriyle artık tarım yapmaktan her gün uzaklaşıyor. Besici ise yine yüksek girdi maliyetleriyle ne yazık ki damızlıklarını satıyor, koyunlarını, süt veren ineklerini satıyor. Ne yazık ki bir gıda enflasyonuyla karşı karşıyayız ve çok ciddi bir gıda krizi kapımızda. Bilimden, akıldan, vicdandan uzaklaşmanın sonuçlarını yaşadığımız depremde hepimiz çok hep birlikte gördük. Bakın, depremin büyüklüğünden çok bilimden uzaklaşmak, akıldan uzaklaşmak, paraya bu denli tapmanın sonuçlarıydı. Bu depremi bu denli büyük kılan. Ve ne yazık ki bütün kurumların nasıl yozlaştırıldığını liyakatsız kadrolarla yine bu depremde gördük. Ama en önemlisi, ülkemize verdikleri en büyük zarar ne oldu biliyor musunuz sevgili yol arkadaşlarım? Hani eskiler der ya, haleti ruhiyemizi bozdular diye. Evet, gerçekten de insanların ruh halini bozdular. Herkes geleceğinden endişeli, kaygılı, hiç kimse geleceği göremiyor. İşte ne yazık ki Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını tamamlarken mafyalarla, faiz lobileriyle, uyuşturucu kaçakçılarıyla, kara para atlayıcılarıyla el ele kol kola bir iktidar, vatanını, milletini, halkını düşünmeyen bir iktidarın sonuçları bunlar. Bir de çıkmışlar biliyorsunuz aday tanıtım toplantısında ne diyorlar? Atılacak adımlar listesi yayınlıyorlar. Bu atılacak adımlar listesi doğru adımlar listesiymiş. Bu çok güzel bir itiraftır sevgili yol arkadaşlarım. Bakın, neyin itirafıdır? 20 yıldır yanlış yaptıklarının itirafıdır bu. Bir düşünün, 20 yıldır iktidarda, hatta 21 yıldır iktidarda olmuş bir parti bunca yıldır doğruyu bulamadıysa bundan sonra mı doğruyu bulacak? Dolayısıyla bu partiden de, bu saray rejiminden de fayda beklemek hayalcilikten başka bir şey değildir. Düşünün, Sayın İl Başkanım da söyledi.
Depremin üzerinden 2,5 ay kadar bir süre geçti. Deprem bölgesinde vatandaşlarımız hala çadır çadır diye telefonları çaldırırken koskoca devasa bir çadırı, çirkin bir çadırı getirdiler, vilayet meydanının önüne koydular. Ve kurdukları çadırda da iletişim özgürlüğüne her tür darbeyi vuran iletişim başkanlığı güya yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı vatandaşlara. Kanacak mıyız biz bunlara? Asla kanmayacağız. Bizim Eskişehirli vatandaşlarımızı bugüne kadar nasıl kandıramadıklarsa bundan sonra da asla ve asla kandıramayacaklar. Bir de şehirlere birer bakanı en üst sıralara koymuşlar. Hatta yetmemiş, bakmışlar Eskişehir'den iyice korkmuşlar. İkinci sıraya bir de eski bir bakanı ekleyivermişler. Sevgili arkadaşlar, bu ülkenin, bu şehrin sokaklarında gezmemiş, bu şehrin suyunu içmemiş, Eskişehirlilerimizle ağlamamış, Eskişehirlilerimizle gülmemiş bir bakandan mı fayda umacağız? Bizi onunla mı korkutacaklar ya da kandıracaklar? Asla başaramayacaklar. Hele hele bir de bize bakan diye getirdikleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, ne yazık ki bizim yıllardır direndiğimiz, havamızı, suyumuzu kirletmeyiz diye direndiğimiz, eylemler yaptığımız termik santrali topraklarımıza kurmak isteyen bir bakan. En verimli tarım topraklarımızı yine kömür santralleriyle, kömür ocaklarıyla doğa talanına ve çevre talanına açacak olan bakan. Biliyor musunuz sevgili arkadaşlar, ülkemizin Anadolu toprakları kadar bölümü maden ruhsatlarına ve taş ocakları ruhsatlarına verilmiş durumda. Ve dolayısıyla talana ve yağmaya yol açılmış. Nerede bu AKP listelerinde Eskişehir'de yıllarca siyasi rekabet yaptığımız arkadaşlar? Neredeler? Demek ki beceremeyeceklerini düşündüler ki bakanla Eskişehirlileri kandırmaya çalışıyorlar. Ha, bir de altına bir tane top vermişler biliyorsunuz. Her şehre göndermişler. Efendiler, unutmayın, bu topraklarda Eskişehir'de 62 yıl önce Eskişehirliler Tülomsaç'ta, şimdi tabelasını indirdikleri Tülomsaç'ta devrim otomobilini yaptılar. Eskişehir'e bugüne kadar ne yaptılar? Sevgili İbrahim Aslan soruyor, ne yaptınız Eskişehir'e diye. Küçücük belki bir adalet sarayımız vardı ama içinde adalet vardı. Koskoca adalet sarayını diktiler, içinde ne adalet var, ne hak var, ne de hukuk var. Ve ne yaptılar bir de? Çok ilginç. Bizim şurada komşumuzdaki %96, %98 payla yanıldıkları, hesaplamalarda yanıldıkları Zafer Havalimanı'nı kurtarmak adına bizim yıllardır kullandığımız havaalanımızı yurt dışı uçuşlara kapatmaya kalktılar. Evet, şimdi bakıyoruz. Eskişehirlerimiz kanacak mı bunlara? Bir TOG'la, iki bakanla Eskişehirlerini kandıracaklarını mı sanıyor bunlar? Asla kandıramayacaklar. Biliyorum, kara bir tablo çizdim. Güzelim ülkemiz ve insanımız ne yazık ki son 21 yılda geleceğini kaybetti, umudunu kaybetti. Ama umutsuz muyuz? Asla umutsuz değiliz. Biz Cumhuriyet Halk Partililer 20 yılda kaybettiklerimizi kazanmanın nedenli kolay olacağını biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler geleceğe yönelik yatırımlarımızı, kazanımlarımızı sadece kesimlere göre değil, bütün halkımız, milletimiz için planlıyoruz. Bunun için istekli, liyakatli ekiplerimizin hazır olduğundan hiç kimse ama hiç kimse endişe etmesin. Kaybedilen ne varsa, götürülen ne varsa bu ülkeden milyon dolarlarla birlikte ülkemize geri getireceğiz. Önce halk diyeceğiz. Önce liyakat diyeceğiz. Önce bizim insanımız diyeceğiz. Önce geleceğimiz diyeceğiz. Ve geleceğimizi inşa edecek çocuklara, gençlere yatırım yapacağız. Betona, ranta, fırsatçılığa değil. Erdoğan'ın peşinde olduğu tek şey %51 kendini ve çevresini koruma derdinde.
ne planlarsa planlasınlar, biz vatandaşlarımıza sağlayacağımız kazanımların peşindeyiz. Eğitim, tarım, sanayi, turizm, sağlık, milli güvenlik, bu alanda atacağımız her adım geleceğimiz için, milletimiz için. Ve bunu da birleşe birleşe yapacağız, birleşe birleşe kazanacağız. Millet İttifakı olarak 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde tüm ülkemize baharı getireceğiz. Eskişehir'imizde bugüne kadar alamadığı tüm yatırımlardan hakkını alacak. Bunu hep birlikte Eskişehirlilerimizle başaracağız. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.